Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi galerisindeyiz ve kocaman, kavisli, siyah bir duvarın önünde duruyoruz. Duvardan taşıp dökülüyor gibi duran bir sürü ayakkabı bağcığı var. Hepsi farklı renklerde binlerce ayakkabı bağcığı. Sanatçı Nari Ward tarafından üretilmiş bu sanat eseri, Biz Birleşik Devletler Halkı Siyahi Versiyon adını taşıyor. Duvar üzerinde delikler açılmış ve capcanlı renklerdeki ayakkabı bağcıkları bu deliklere bağlanmış. Duvarda tarihi bir yazı tipiyle Biz Birleşik Devletler Halkı yazıyor. Bu yazı tipi Amerikan Anayasası ilk yazılırken kullanılan el yazısına benziyor. Eser, Amerikan Anayasası'nın ön sözündeki ilk üç kelimeden oluşuyor. Yazı biraz kafa karışıklığına sebep oluyor diyebiliriz. Ayakkabı bağcıklarına dönersek bunlar farklı uzunluktalar. Sanki akıyor gibiler. Hatta öyle bir biçimde akıyorlar ki yazı ilk başta tam olarak okunamıyor gibi. Belki de izleyiciyi şöyle bir durup daha derin düşünmeye davet ediyorlar. Bu noktada akla bazı sorular geliyor. Mesela bu biz Birleşik Devletler halkı ifadesi kimi kapsamak üzere kullanılmıştı? eser aslında tüm toplumu kapsıyor ve yakınında durduğunuzda sizi de bir parçası haline getiriyor. Önünde duran insanları adeta kuşatıyor. Fakat aynı zamanda çok umumi bir havası var. Yani toplumun tamamı için yapılmış. Bağcıkların farklı renklerde olması da aslında buna atıfta bulunuyor. Bir araya gelerek bizi oluşturan tüm farklı bireyleri temsil ediyor. Nari Ward bu eseri yapmayı düşündüğü sıralarda Philadelphia'da resmi bir kurumda bulunuyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran önemli belgeleri inceliyor, bunlarda kendine ait ifadeler bulmaya çalışıyordu. Çünkü kendisi aslen Jamaikalıydı, yani aslında göçmendi. Başka bir ülkede büyüyüp sonradan Amerika'ya yerleşmişti. O yüzden bu belgeleri incelemek onun ilgi alanına giriyordu. Ward'un dediği şuydu. Hepimiz bu meşhur cümlenin anlamını biliyoruz. Fakat tüm Amerikan anayasasını biliyor muyuz? Bir şey çok yaygın olduğunda artık ona dikkatimizi vermeyiz ve merak etmeyiz. Tıpkı ayakkabılarımızdaki bağcıklar gibi. Hepimiz ayakkabı giyiyoruz. Hepimizin bağcıkları var ve tüm gün bizimle birlikte geziyorlar. Dolayısıyla çok sayıda kimlik var. Birbirinden farklı insanların bağcıkları bir araya gelerek bu kelimeleri oluşturuyor ayakkabı bağcıklarının sosyoekonomik sınırları aşan bir yanı da var. Çok paranız olmasa bile en azından bağcıkları olan bir çift ayakkabınız vardır. Esere bakarken tüm bu farklı renkteki, çeşitteki bağcıklarla karşı karşıyayız. Her biri farklı bir yaşanmışlığa atıfta bulunuyor. Eser, biz Birleşik Devletler halkı ifadesinin ilk kullanıldığı zamanki o çok dar tanım karşısında müthiş bir zıtlık yaratıyor. Dar tanım derken örneğin o zamanlar oy kullanma hakları kadınlara, siyahilere ve toprak sahibi olmayan yoksullara tanınmamıştı. Kızıl derililer de dahil olmak üzere birçok grup oy kullanamıyordu. Yani biz Birleşik Devletler halkı ifadesinin halkın egemenliğini beyan ettiğini, yönetimin krallara bahşedilmiş kutsal bir hak olmadığını anlattığını bazen çabuk unutuyoruz. Biz Birleşik Devletler Halkı ifadesini içeren Amerikan Anayasası şu anda çok uzak ve 18. yüzyıla ait bir belgeymiş gibi görünse de kendi zamanında radikal bir belgeydi. Amerikan ulusu daha çok gençti, kurucu ilkelerini oluşturmaya çalışıyordu. Burada sanatçı ayakkabı bağcıklarını tercih ederek soyut ve erişilmez bir fikri alıp somutlaştırıyor, şahsi ve yakın hale getiriyor. Ayrıca nesneyi 21. yüzyıla uygun bir forma sokuyor bağcıklar sanki hareket edeceklermiş gibi neredeyse tüy kadar hafifler döne döne dökülüyorlar kısa ve uzun olanları var bazıları üzerimize doğru geliyor bu hareket ve dinamizm esere içkin olan şeyler tıpkı anayasaların biz halkın tecrübeleri tarafından şekillendiği gibi